İltihaplı bağırsak rahatsızlıklarına bitkisel destek mümkün müdür? Evet, tabii ki. İltihaplı bağırsak rahatsızları, yani mikroplardan kaynaklanmayan iltihaplı bağırsak rahatsızları farklı bir rahatsızlık. Yani doktorlar kolonoskopi yaptığında herhangi bir şey bulamıyor. Bakteri, virüs, mantar bulamıyor. Veya kan tahlilinde, idrar tahlilinde hiçbir şey çıkmıyor. Sebebi bilinmeyen deniyor. Neden buna rağmen bir iltihap söz konusu? Yapılan araştırmalarda, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmada yılda 1,5 milyon insanın iltihaplı hastalıklardan, mikrobiyel olmayan iltihaplı hastalıklar, sadece iltihaplı bağırsak hastalıkları değil, mesela romatizma, romatoid artrit, iltihaplı bir hastalık. Evet. Bronşit, astım, iltihaplı bir hastalık, fakat mikroplardan kaynaklanmayan bu tür birçok hastalık türü var. Bunlarla ilgili yapılan son araştırmalarda bu iltihapların, bakteriden kaynaklanmayan iltihapların omega 369, yani yağların, doymamış yağ asitleri normal olarak neye dönüşür? Hormona dönüşür. Bu dönüşümü sağlayan çok özel enzimler var. Elengaz, desturaz. Bu enzimler linolen asit, araşidonik asidi, prostaglandin E1, E2, daha sonra da hormona dönüştürür. Yani bu siklus devam eder, dönüşüm. Fakat ortaya eğer ki lipoksinaz denen bir enzim var, bu enzim fazla aktif olursa ne yapar? Omega 369, yani doymamış yağ asitlerini hormona dönüşeceği yere, toksik bir maddeye dönüşür. O da Zararlı bir mikroplastik sebep maddeye olur. dönüşür. Bu da nedir? Lokotrin. Evet. Lokotrin de iltihaplanmaya sebep olur. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmalarda bu iltihabik hastalıkların, yani lipoksijenaz denen enzim, yağları hormona dönüşeceğine toksik maddeye dönüştürüyor. Böylece bağışıklık sistemi ne yapıyor? Aa, burada bir tehlikeli madde var, bunu ben yok edeyim diyor. Lokotrin yok etmek için mikrop gibi algılıyor. Çok yoğun bir lokosit salgılıyor. Yani bağışıklık sistemi T hücresi, B hücresi, makrofaj gönderiyor, yok etmeye çalışıyor. Böylece bir savaş hali. İltihap aslında nedir? Bağışıklık sisteminin mikropları yok etmek için bir uyarı sistemi, hareket sistemi. Mikrop olsa yok edecek. Fakat orada mikrop yok. Ne var? Lokotrin var. Ve sürekli bir lokotrin, sürekli bir savaş hali. Bu da sürekli bir iltihap, bitmeyen bir iltihap. Bu da ne yapıyor? Zamanla ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi iltihabi bağırsak rahatsızları yavaş yavaş kalın bağırsakta olursa ülseratif kolit, ince bağırsak, mide, yemek borusu, ağız, yani sindirim sisteminin kalın bağırsak da olabilir. Olursa buna da Crohn hastalığı diyor. Crohn hastalığı, ülseratif kolit ayıran şey sadece ülseratif kolit kalın bağırsakta, Crohn'sa hem kalın bağırsakta hem ince bağırsakta hem midede olabilir. Yaygındır. Bu iltihabi hastalıklar ortaya çıkar. Bununla ilgili bugüne kadar ne yapılmıştır? Hiçbir şey yapılmamıştır. Bununla ilgili mevcut kimyasal ilaçlar ne yapıyor? Tedavi etmiyor kişiyi. Aksine birçok hastalığı o kimyasallar tetikliyor. Karaciğere zarar veriyor, böbreğe zarar veriyor, beyne zarar veriyor vesaire vesaire. İşte bununla ilgili günümüzde çok güzel bir klinik araştırması yapılmış. Şu gördüğünüz Olabilir hocam. bu sakız damlasına benzeyen, bu ağaçlardan Türkiye'nin Muğla bölgesinde sığla ağacı, Ege bölgesinde, İzmir, Aydın bölgesinde de sakız ağacı yetişir. Sakız ağacının reçinesi sakız yapımında kullanılır. Sığla ağacının reçinesi ise sığla yağı elde edilir. Bu da sığla yağına benzer bir reçine içerir. Hindistan, Yemen, Umman ve Somali'de yetişen bir ağaç, kısa böyle 3-4 metre büyüklüğünde. Bunun gövdesi kesilir, yani kabuğu, gövde tamamen değil de kabuğu böyle kesildikten sonra buradan bir reçine akar. O reçine böyle şöyle damla gibi olur. Ak günlük denir buna. Ak günlük. Ak günlükle ilgili yapılan klinik araştırmalar, bunun birleşiminde çok özel bir asit var. Bosvelik asit. Bosvelik asit ne yapıyor?
konuya odaklanıyor. Burada tehlikeli olan, zararlı olan lipoksinaz enzimini freniyor. Böylece lokotrin oluşmuyor. İltihabı otomatik kesiyor. İltihap azalırsa ne olur? Kron hastalığı olsun, ülseratif kolit olsun, iyi huylu prostat büyümesi, romatizma hastalığı olsun. Efendim, beyincik küçülmesi, iltihaptan dolayı kaynaklanan beyincik küçülmesi veya omurilik iltihaplanması olsun. Yani iltihabi hastalıklar mikrobiyal olmayan bütün hastalıkları ne yapıyor? Frenliyor. Kim söylüyor? Almanya'nın Frankfurt şehrinde Üniversitesi'nde Goethe Üniversitesi var. Burada Farmakoloji Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırmasında bosfelik asidin kortizon gibi etki yaptığını ama kortizon gibi yan etkisi yok. Kortizon ne yapıyor? Vücuda zarar vermiyor. İltihapları önleyici. Evet. Anti-enflamatör yani enfeksiyon önleyici. Özelliğe sahip enfeksiyon. Ama kortizonun yan tesiri çok büyük tabii. Saymakla bitmez. Kortizonu kullanan kişinin derisi incelir. Kemiğindeki kalsiyum azalır. Yavaş yavaş çok kullanırsa kemikleri cam kemik olur. Rahmetli Bülent Ecevit'e vermişlerdi uzun süre yoğun dozajda kortizon. Adamcağızın yüzü şişti. Hafızası gitti. Hiç kimseyi hatırlamaz oldu. Sadece Rahşan kalmış kafasında. Çok eskiden çocukluğundan olduğu için. Başka hiçbir şey hatırlamıyordu. Merdiveni çıkarken de bir yeri kırılacak diye 4 kişi taşıyordu ve çelik korse giyiyordu. Boyundan kuyruk sokumuna kadar özel asansör yaptılar. Şimdi kortizon uzun süre düzenli kullanılırsa ne olur? Hayat biter. Hormon dengeleri bozulur. Kişi sürekli kilo alır. Yüzü Moğol yüzü dediğimiz Moğol yani evet. Yüzü böyle yüz yuvarlak ay yüz dediğimiz yüz oluşur. İkinci klinik araştırmayı ise Tübingen Üniversitesi yapmış. Bunlar da yapmış olduğu araştırmalarda romatoid artrit iltihaplı romatizmayı iyileştirdiğini belgelemişlerdi. Umman'da yapılan yeni bir araştırmada ise Mahmut Salihi isimli bir uzman immünolog yani bağışıklık sistemini güçlendirici bir ana bilimi dalı. Kanserli hücreler vücudumuzdaki hücreler deforme oluyor. Vücudun içerisindeki DNA yani DNA bir kişinin bütün bilgilerini içerisinde şifrelendiği, kodlandığı bir merkez. Çekirdek gibi. İşte burayı kanserli hücre ne oluyor? DNA'nın yapısı dokusu bozuluyor. Kişi ileride mesela Allah korusun kanserli bir hasta hamile kalırsa çocuğu da arızalı olabilir vesaire. DNA'sı bozulduğu için. İşte bu bosfelik asit, bunun birleşimindeki bosfelik asit ne yapıyor? DNA'yı tekrar düzenliyor. Yani dünyada böyle bir şey yok. DNA'yı tekrar sistemik olarak yeniden düzenliyor. Kanserli hücrenin yapmış olduğu tahribatı ortadan kaldırıyor. Kanserli hücre. Bununla ilgili Profesör Doktor Erkan Topuz meşhur. Evet. Onkolog. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan birçok araştırmayı incelemiş, araştırmış. Bu konuda birkaç tane makalesi var. İşte bu araştırmaların sonucunda Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda bu iltihabi hastalıklar, mikrobiyal olmayan iltihabi hastalıklardan yılda 1,5 milyon insan ölüyor.